Abi. Evet, Fenerbahçe ne diyoruz? Vallahi Fenerbahçe bence güzel bir galibiyetle Trabzon maçında şampiyonluğa tutundu. Bugün Antalya maçı var. Ben bugün de 3 puan bekliyorum. Basketbolda da dün akşam kazandı. Bizim için güzel bir hafta oluyor. Bu akşam futbolda, yarın da basketbolda kazanarak bu hafta tulum çıkaracağız abi. İnşallah. Zaten Fenerbahçe deyince aklınıza ilk önce siz geliyorsunuz. Ne mutlu bana. Şimdi maçlar başlamadan önce sizi görüyoruz. Maç sonunda sizleri görüyoruz. Devamlı siz anlatıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Peki Fenerbahçe izleyicisine COVID ile ilgili, COVID sürecinde yaşadıklarımız, seyircisiyle oynanan maçlardan sonra ve gelişme sürecinde neler oldu diye anlatın bakalım bize. Valla COVID süreci aslında hepimiz çok etkiliydi. Futbol seyircisine çok etkiliydi. Şu maç günü şu anda bu mekanda yer bulamamamız lazım. Ama maalesef taraftarlar maça gelemiyor. Sadece işte hocalara işte belli davetler gelebiliyor. Bu sürecin bir an önce bitmesi lazım ama kontrollü bir şekilde geçiyor. O önemli. Aynen, ben de size katılıyorum bu konuda. Gevşeme başladı fakat tekrar kırmızıya dönmeyelim. O zaman ne yapmak gerekiyor? Üç kuralı mutlaka. Yani bütün esnaflarımız birbirlerini uyararak maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edildiği sürece gevşemeler devam edecektir diye düşünüyorum. Evet. Ne diyorsunuz? Bence de ufak ufak artık bu yasaklar kalkacak. Şu mekanlarda daha huzurlu, daha keyifli oturacağız, yemeğimizi yiyeceğiz. Saat 19 yasağı da kalkacak. Akşamları da beraber olabileceğiz tamam. İnşallah. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde bir arada olmayı umuyoruz. Peki bir şey daha özel olacak bu ama. Bugünkü Fenerbahçe Antalya maçına ne diyorsunuz? Antalya'nın şansı var mı Fenerbahçe'nin? Antalya Spor Ersun Hoca ile beraber toparlandı. Kaybetmeyen bir takım ama kazanamayan da bir takım. Tam bir beraberlik takımı oldular. Bugün de buraya eminim ki beraberlik için geliyorlar. Ama biz o kilidi aşacak yıldızlara sahibiz. Pelkas toparladı. Gustavo yavaş yavaş dönüyor. İrfan Can dönüyor. Fenerbahçe bu akşam bu kilidi açacak. Benim gönlümden geçen skor 2-0. İnşallah maç anlatımında akşam 2-3 kez galibiyet sevinciyle, gol sevinciyle coşarız. Peki. Bir şey daha soracağım. Fatih Terim. Alakası yok sizinle ama. Ne diyorsunuz? Ya Fatih Terim tamam. Fatih Hoca. Türk sporu için başarılar kazanmış bir teknik adam ama hani ben bir Fenerbahçeli olarak tabii ki sempati duymam ve haz etmem çok mümkün değil. Tabii ki başarılarını takdir ederiz, saygı duyarız ama sevgi anlamında, sempati anlamında camialar açısından tabii çok önemli figürler bunlar. Uç figürler. O yüzden bir sevgi beslememiz de beklemiyor herhalde. Yani sadece fikirlerinizi alayım diye sordum. Ama Türk futbolu adına dediğim gibi yöneticilik ve antrenörlük tarzının biraz daha değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Fatih Terim'in tarzının da artık geçmişte kalması gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Daha pozitif, daha olaylara yaklaşımları ılımlı yöneticilerin ve antrenörlerin daha fazla sayısının artmasını diliyorum. Yani. Ben de o zaman biz size teşekkür ediyoruz. Akşamki maça o zaman kilitleniyoruz. Tabii kilitlendik. 2-0 bizde maç. Bunun kayıtları aldık zaten. Maçtan sonra inşallah tutarsak paylaşacağız. O zaman bizi izlemeye devam edin diyoruz. Tabii ayrılmayın bizden. Hoşçakalın. Sağ olun.